Şimdi değerli izleyenler Kur'an meselesi yine gündemde. Vallahi AKP'ye öyle bir malzeme düşmüş ki değerli izleyenler. Allah bu adamın belasını versin bu şerefsizin. Bu e, örkçi Rasmus Paludan var ya. Allah bunun belasını versin. Niye biliyor musunuz? Lan şerefsiz bari bekleseydin de en az da sen bu haltı işleyecektin seçimlerden sonra yapsaydın. Adam resmen AKP'ye çalışıyor. Zaten bugün itiraf etti. Şimdi evet evet aynen öyle itiraf etti yani niçin yaptığını söyledi bugün. Daha önce biliyorsunuz e, Kopenhag'da bir caminin karşısında bugün bugün Kur'an yaktı Danimarka'da İsveç'te yakmıştı Türk konsolosu önünde bugün yine gitti bir Türk camisinin önüne gitti. Adam nereye gidiyorsa o kadar İslam ülkesi var dünyada. Adam hiçbir ülkenin konsolosluklarının camilerinin önüne gitmiyor ama Türk konsolosluğu, Türk derneği, Türk camisi nerede bulsa önüne gidiyor. Bugün de gitti yine bir Türk camisinin önüne Kopenhag'da. Fotoğraf da oraya ait. Polise yine etrafını sardı. Kopenhag'da bir Danimarka'da bir şey yok değerli izleyenler. Siz bir eylem yapmak istediğiniz zaman önceden bu tür eylemlerde izin almanıza gerek yok. Bunlar bireysel özgürlüklere gidiyor. Gidiyorsunuz. Orada eyleminizi yapıyorsunuz. Polis gelip etrafınızı sarıyor. Bitti yani. Dolayısıyla adam gitti oraya. Yine polis etrafını sardı. Bu kez bir caminin önüne gitti. Derneğe bağlı, Türk derneği. Orada cuma namazından sonra Kur'an-ı Kerim yaptı. Yani bu adam ya tamam aşırı sağcısın, faşistsin de sen Kur'an-ı Kerim'den ne istiyorsun? Bir buçuk milyar insanın kendisine değer olarak biçtiği bir kitaptan bahsediyoruz biz. Ve Birkaç gün önce de açıklama yaptı beyefendi. Dedi ki valla ben korkuyorum dedi. Beni nasıl öldüreceklerine yönelik bana mesaj gönderiyorlar. E yavşak sen böyle yaparsan tabii ki seni öldürürler. Sen bu kadar bir milyar insan içerisinde insanların duygularla oynuyorsan, bu kadar bir, bir buçuk milyar içerisinde bu insanların değerine saldırıyorsan, bir soytarı bir yerde çıkar, belki de hiç Müslümanlarla alakası olmayan biri çıkar, bir şey yapar, a buyurun bakalım, güm Müslümanlara yönelik linç kampanyasını hemen başlatırlar. Durum bu yani. Yoksa kimse bunu kal alıp gidip bir tokat bile atmaz da. Ama biri çıkar gider. Herhangi bir soytarı gider. Müslümanmış gibi Müslümanlar adına bir şey yapmış mı gibi bilmiş gibi bir şey yapar. Ondan sonra horra bütün Avrupa'da İslamifobi denen bir şey var. İslam düşmanlığı başlar. Yani öte taraftan bu adamın yaptığı her eylem ...den sonra Türk Büyükelçiliği hemen işte bir Danimarka'nın... ...bir İsveç'in Büyükelçiliğini şeye çağırıyor. Oradan da hemen Erdoğan'a puan geliyor. Şu anda bakın Türkiye'de yine o tartışılıyor. Sanki... ...yani resmen adam Erdoğan'a puan veriyor ya. Erdoğan bununla ilgili açıklama yaptıkça... ...adamlar doyuyor. Ne demiş biliyor musunuz? Ben diyor ki... ...Erdoğan'ın... ...bakınız... Erdoğan İsveç'in NATO'ya girmesine izin vermek istemediğine göre o izin verene dek Erdoğan'a ifade özgürlüğünü öğretmek zorundayım. Benim gördüğüm kadarıyla Erdoğan bir yalancı. Bu Kur'anları yakmaya devam edeceğim. Bak Erdoğan İsveç'in NATO üyeliğini kabul edene kadar diyor. Pazarlığa bakar mısınız? Yani Erdoğan İsveç'in NATO'ya asın diye adam Kur'an yakıyor. E peki böyle bir şeyle Erdoğan kabul eder mi? Sanmıyorum ki. Zaten kabul etmiyorum dedi de haklı olarak. Üf, bilmiyorum ya, çok garip şeyler oluyor ve e, bu da gerçekten hiç kimsenin de işine gelmiyor. O Batman, Matman şeylerini siz gördünüz değil mi? Türkiye'deki insanlar zaten gariban, zavallı insanlar. Siz Kur'an dediniz ama adamlar uçuyor, öldürür kendini yani. Yani, halbuki kanı beş para etmez bir insandır yani kale bile almamak lazım. Hatta gündeme bile taşımamak lazım ki adam kendi kendine ötsün dursun. Yani ne var orada? Gerçekten öyle yani. Ama olmuyor işte böyle. Kamuoyunda ciddi didici tartışılıyor işte. Erdoğan'a kükreyecek, bağıracak. Dışarı bakanı bağırıyor falan filan böyle. Ne oluyor falan. Yani yaygara koparıldıkça